Suyun üzerine yerleştirilmiş ahşap bir yürüyüş yolundayız. Bir kuyunun üstündeyiz. Oldukça derin gözüküyor. Klaus Schlüter tarafından yapılmış olan güzel bir anıta bakmaktayız. Bu anıt eskiden Büyük Haç olarak adlandırılırmış. Ancak artık haç burada değil ve burası Musa Kuyusu ismiyle biliniyor. Aslında artık burada olmayan pek çok şey var. Önce biraz bunlardan söz edelim. Bu anıt bir manastırın ortasında yer alıyormuş ve çevresinde kartezyen rahiplerin odaları yer alıyormuş. Manastır, Burgonya Dükü 4. Filip tarafından yaptırılmış. Bahsettiğimiz dönem 14. yüzyıl sonları. Burgonya'da Dijon'da eski şehrin surlarının hemen dışındayız. Dük, rahiplerin burada sürekli olarak kendisinin ruhu için dua etmelerini istemiş. Çünkü burası Dük Filip ve ailesi için bir anıt mezar olarak planlanmış. Öldüklerinde de burada gömülmüşler. Kartezyenlerin oldukça kapalı bir toplum olduklarını biliyoruz. Kendilerini sadece dua etmeye adıyorlar. Dük de ruhunun sonsuza kadar huzur içinde kalması için buraya gömülmeyi istemiş olmalı. Dük Filip Kartezyenleri çok seviyormuş ve Kartezyen rahiplerinin giysileriyle ve burada gömülmeyi vasiyet etmiş. Baktığımız son derece cömert fonlarla desteklenen bir manastır. Schlüter dahil Avrupa'nın en önemli sanatçıları burada çalışmışlar. Altıgen şeklinde bir yapıya bakıyoruz. Her yüzde bir peygamber yer alıyor. Orta Çağ dönemi eserlerinde heykellerin mimari elemanların içine yerleştirildiğini, gömüldüğünü görürüz baktığımız eseri ilginç ve önemli kılan ögelerden biri bu zira burada orta çağdaki tarzın dışına çıkıldığını görüyoruz figürler birbirinden zarif birer sütunla ayrılmış bu sütunların üzerinde ise melekler yer alıyor meleklerin kanatları açılmış acı içindeler ve dua ediyorlar meleklerin üzerinde ise ikinci bir taban görüyoruz bu tabanın üzerinde ise üzerinde Hazreti İsa'nın bulunduğu dar ve uzun bir haç yer alıyormuş. Haçın alt tarafında ise Hazreti Meryem'in diz çökmüş figürü bulunuyormuş. Eserin tamamı boyanmış. Maviyi, altın yaldızı, yeşili görebiliyoruz. Renkleri orijinal haliyle düşünürsek sanırım buradaki heykellerin tümü canlı gibi görünüyordu. Bu anıta bakmak burada dua eden rahipler için ilham verici olmuştur. Schlüter her bir figüre canlılık kazandırmayı başarmış. Kumaşların kıvrımları, vücutların hareketlerini vurguluyor. Bedenlerin yapılarını görmüyoruz ama içinde bulundukları ortamla etkileşimlerini ve hareketlerini görebiliyoruz. Kral Davut figürüne bir bakalım. Kral Davut, Burgonya dükünün çok önem verdiği bir şahsiyet. Son derece özgün, kişiliğini yansıtır şekilde canlandırılmış. Kişiliğinin derinliğini, bilgeliğini hissedebiliyoruz. Kral Davut'un hemen yanındaki figürse ise Nebi Yeremya. Ancak son dönem araştırmalarında bu figürün Dük Filip'e ait olabileceği de düşünülüyor. Dük'ün portresiyle karşılaştırıldığında bu heykelin Filip'e gerçekten çok benzediğini söylemek mümkün. Musa peygamber uzaklara bakıyor. Zekeriya peygamber ise aşağı doğru bakıyor. Bizimle kehanetini paylaşır gibi gözüküyor. Burada dua etmekte olan rahiplere adeta benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Yukarıda gördüğünüz trajik mucizenin önemini siz de benim algıladığım gibi anlayabiliyor musunuz diye soruyor. Yukarıdaki meleklerin her biri farklı pozisyonda. Biri ellerini göğsüne götürmüş, diğeri ellerini kaldırmış. Buradaki giysilerini kavramış. Bu diğer melekse elini yüzüne götürmüş. Hem peygamberlerin hem de meleklerin ifadeleri duygu yüklü. Bu kadar duygu dolu bir ortam sanırım rahipler için çok değerli olmalı. Şu an manastırın ortasında yer alan kuyuda bulunuyoruz. Burası manastırın yaşam kaynağı. Manastır ise dükün ruhuna sonsuza kadar dua edilmesi için yapılmış. Musa kuyusu olarak adlandırılan bu mimari grup, dükün ruhuna dua eden rahiplere ilham vermek üzere yapılmış. Yani bir anlamda buranın motoru gibi düşünebiliriz. Bu anıt, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan en çarpıcı örneklerden biri.